Bende 12 kişinin telefon numarası var. Ulaştınız herhalde onlara. Yani siz olumlu diyor, kimse olumsuz demiyor. Ben zaten ayağa kalkmaya başlayabilmiş. Yani imkanım, o adamla var 3 severdim. İkinciyi severdikmiş, şu üçüncü yöntem tek başına çıkıyor. Bence yani sen de üstünde gidiyorum. Pardon, şeyini sana koy. Hocam ya. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? İstersen sana tam olarak alınan. Ve fakir insanlara yardımı muhtaç insanlara. Ondan dolayı dedim. 18 yaşındayım. Endüstri meslek mezunuyum. Bilişim bölümünden. Ben Beşiktaş hasta bir taraftarıyım. Benim bir sıkıntım var. Düşen bisküler distrofi kas hastalığım var. Bunun tedavisi varmış Hindistan'da. Ama ailemizi yetmediği için yapamıyoruz. Benim bu hastalığı tedavim olmazsa bir süre sonra yatarak duruma düşeceğim. Sonra solunum cihazı bir süre sonra ölümle sonuçlanacak. Ben bu yüzden ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin. Yürümem bozulacak kadar fazla sıkıntım yoktu. Yürüme bozulduktan sonra biraz sıkıntım oldu. Millet yürüdükçe ben yürüyemedim. O beni çok etkiledi. Ondan dolayı psikolojim bozuldu. Millet yürüdükçe hastalığım her geçen gün geriledikçe. Önceden mesela yürüyordum. Mesela tekerlekten düştükten sonra ayaklarımı falan hareket ettirebiliyordum. Şimdi o kadar rahat ettiremiyorum mesela. Hastalığım yaş ne kadar büyüdükçe o kadar ilerliyor hastalığım. Beşiktaş doğuştan geliyor benim şey. Ben bugüne kadar Beşiktaş'ın her maçını izlemişimdir. Bugüne kadar. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarından, tüm spor kulüplerinden yardım bekliyorum. Lütfen herkes sesimi duydukça yardım etsin. Yeni başkanımız Ahmet Nur Çebi'den de yardım istiyorum. Herkesten yardım istiyorum. Tüm spor kulüplerinden. Bu tedavi şimdilik orada varmış şu anlık. Tedavi 2020'de ne zaman ama belli olmaz. Orada da açacak. Kıbrıs'ta da açacakmış. Ama ne zaman bilmiyoruz. Haluk Levent abiden yardım istiyorum. Gülben Ergen abla da bir çocuğu Hindistan'a göndermiş. Ondan yardım istiyorum. Milli takım kaptanımız Emre Belezoğlu abiden, tüm futbolcu abilerden hepsinden yardım istiyorum. Buradan tüm askerlere selam yolluyorum askerimize. Bu Barış Pınar'ın askerimiz hepsine selam olsun buradan. Oğlumun hastalığı 4 yaşında belirledik biz. Şu anda Hindistan'da tedavisi varmış. Gidenlerden çoğundan olumlu yanıt alıyoruz. Yalnız bize valilik doktorlardan bir yazı al gel dedi. Doktorlar da şu anda o yazıyı vermediği için yardım kampanyası başlatamadık. Benim imkanım yetersiz olduğu için çok sıkıntı da çekiyorum. Aşağı yukarı 30 bin dolar falan gidiyor. Bunun da benim sigortamı karşılamadığı için buna bakanlığımız lütfen el atsın. Lütfen gelsinler, bir halimizi görsünler. Bir yetkili bir kimse gelsin gerçekten diyorum. Şu halimizi görsünler, bizim psikolojimiz bozuldu. Çocuğum soruyor, baba sen neden zengin olmadın diyor. Herkes zengin olamaz. Evet ben namusumla, dürüstümle çalışıyorum ama yok arkadaşım, benim de yani imkanım olmadığı için çok zor durumda kalıyorum. Çocuğum her gün baba benim tedavim Hindistan'a nasıl götüreceğim, ötekine gitmiş, bunlara gitmiş bak. İyiymiş diyor ama bizim yok imkanımız olmadığı için ne yapalım yani. Burada ya valilikten bize en kısa zamanda mesela millet olarak yani bir hesap açtıralım. Burada bize yardımcı olursanız çok sevinirim. Milletimiz bu futbol kulüpleri olsun büyüklerimizden yardım istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ayağım kaldır. Döndüm.
Çocuğum demede kas hastası ya, çocuğumun hastalığı ilerledikçe hani skolyozu ilerledi, hani hayatını tehdit ediyor. Ondan sonra organlarının çalışması çok zayıfladı, çok zayıfladı hani. Ya çocuk o iyi olamayayım diye çok üzülüyor. Herkes hani Hindistan'a gidiyor, ben de gideceğim diye çok hani şey yapıyor. Biz de götüremediğimiz için çok üzülüyoruz. Önceden hani tedavi yoktu diye çok üzülüyorduk, şimdi de tedavisi var ama götüremiyoruz diye çok üzülüyoruz. Şimdi de hani çocuğum babasını bak çaresizlikten mesela şeyleri gönderiyor. Şuraya buraya git diyor, bana tedavi bul, şöyle yap böyle yap diye gidiyor. Eşim de çaresizlikten sokaklara çıkıyor. Geziniyor. Sonra eve geliyor. Hiçbir şey yapamadığımız için çok yani çaresiz, böyle çok üzgünüz yani. Psikolojimiz bozuk. 2-3 sene sonra çok kötü şeyler olur diye çok korkuyorum çocuğumdan ötürü. Herkesten yardım bekliyoruz ya. Oh.